Galiba yaz boyunca yoktum ve sonunda geri döndüm. Ama bu kesin bir geri dönüşüm olur, yoksa böyle tekrar gidip gelir miyim bilmiyorum. Bunun bir kesinliğini size veremem. Hatta video atma günlerim de değişebilir. Çünkü bir iş değişikliği yaptım ve bazı haftada 2 gün ameliyata iniyoruz ve o hafta boyunca inanın hiçbir enerjim, isteğim olmuyor. Eve kendimi zor atıyorum. Ve düzenim nasıl olacak da bilmiyorum. Bu yaz boyunca hem buna alışmaya çalıştım, hem arkadaşlarımla gezdim, hem de eve gelen insanlar oldu ve bu düzene tam bir adapte olamadım. Şimdi yeniden bir düzen oturtmak istiyorum. Bakalım bunda nasıl olacak? Bu alışverişi de parça parça yaptım. Öyle birden yaptığım bir alışveriş değil. Çıktıkça beğendiğim ve kalemine güvendiğim yazarları almak istedim. Ya da yeni yazarlarla da tanışacak olursam da sevmeye emin olduğum konuları seçmeye çalıştım. Şimdi ilk kitaptan başlayalım. Altın Tutsak serisinin 3. kitabı Özgür. Ben bunu ilk gördüğümde şok oldum. Çünkü bu kadar kalın olmasını beklemiyordum. Ben ciltlisini tercih ettim. Bunda ayraç yok. Böyle arasında ip var. Diğer ilk iki kitabını aldığınızda ayraç çıkıyordu. Ama bunda çıkmıyor, bilginiz olsun. Bir de bunun karton kapaklısını almak isterseniz de o da siyah. Ben beyazı seviyorum ve bundan devam etmek istediğim için bunu aldım. Kitabın konusunu da üstünkörü anlatayım size. Lauren isminde bir altın tutsağımız var. Kendisi bir sarayda yaşıyor ve o saray tamamen altından yapılma. Ve o sarayı yöneten kralın ismi ise Midas. Midas manipülatif bir kral. Ben bu serinin ilk kitabını okurken de zaten bir video çekmiştim. Bunu detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız o videoyu açıp izleyebilirsiniz. Çünkü anlatımda eksikliklerim olabilir. Bu kitap serisi artı 18 bir seri ve yetişkin değilseniz okumanızı tavsiye etmiyorum. Bunları da bilmeyin yani. Çünkü burada ağır konulara değiniyor ve tetikleyici unsurlar da var. Fakat sonrasından dahil olan bir erkek karakter var ki o da 2. kitapta görüyorsunuz. Karakterin kendi benliğini ortaya çıkarması yönünde hamleler yapıyor. O yüzden ben bu kitap serisini severek okuyorum. Bu 1. kitabı Tutsak. İkincisi Saklı. Üçüncüsü ise Özgür. 5 kitaplık bir seriden oluşacak ve şu anda 3'ü çevrildi. Şu Özgür en kalın olan. Şimdi geçelim diğer kitap serimize. O da şu. Curse diye okunuyor sanırsam. Yildat'ın 2. kitabı. Yani 1. kitapta olaylar çok fena bir şekilde bitmişti. Yalanlar Tanrısı'nın lanetlediği bir kız var, ismi Serilda. Ve Erking adında hayalet bir kral var. Ve bu av partileri düzenliyor. Bu av partileri sırasında 1. kitabı bahsediyorum. Serilda ile karşılaşıyor ve onu tuzağa düşürüyor. Serilda ise onu gördüğünde bir yalan söylüyor. Samanı altına eğirebildiğini söylüyor. Kral da bunu değerlendiriyor ve her dolunayda artık sarayına gelmesini istiyor. Samanı altına çevirmesini istiyor. Fakat aslında Serilda'nın böyle bir yeteneği yok. İşte o sarayda ondan nasıl kurtulabileceğini okumaya çalışıyoruz. Şimdi 2. kitabında onları göreceğiz ve tuzağın daha detaylı halini göreceğiz. 1. kitabını ben çok sevmiştim ve size de önermiştim. Bakalım 2. kitapta neler olacak. Bu da 2 kitaplık bir seri. 2. kitapta da bitiyor. Sonra aldım diğer seriye geçelim. Ve serileri peş peşe tak tak göstermek istedim. Demir Alef. Yani ejderhaların olduğu çoğu kitabı hepimiz gibi ben de seviyorum. Ve 1. kitabı da beğenmiştim. Şöyle pozitiflerimi de göstereyim. Evet, bazı eksiklikleri var ve bazı serilere de benziyor açıkçası. Ama ben ejderhalar için okuyorum. Anderna'yı seviyorum, o küçük olan ejderha. Burada da kapakta da onları görebilirsiniz. Thorne de çok güzel ama bilmiyorum, o kişiye bir ilgim var. Bu ondan daha kalın. İyi ki de böyle karton kapak almışım diyorum. Çünkü okurken biraz hacimliler. Bunun da bir videosunu çekmiştim. Ya, bahsettiğim kitapların linklerini videonun açıklama kısmına koyarım. Oradan daha detaylı bir şekilde izlersiniz. Kafanızda daha detaylı canlanır. Çünkü dediğim gibi bazı anlatımlarda eksikliklerim olabilir. Bu kitap serisine de bakmak istiyorsanız eminim biliyorsunuzdur ama ejderhalar hakkında, ejderha binicileri hakkında. Ya, içerisine çekiyor ve anlatımı inanılmaz akıcı. Bu kadar kalın gözüktüğüne ve hacmine aldanmayın. Sizi içerisinde tutacaktır. Sonrasında aldığım diğer kitaptan. Bu da bir seri ama bu da 2 kitaplık bir seri. Gökyüzünün Diğer Tarafı. Bakayım yanında serinin adı yazıyor mu? Hayır. Bunun bir tanesi yan boyamalı bir şekilde aldım. Diğeri de yan boyamasız. Yani böyle satılıyordu. Direkt aldım. Çok takıldığım bir konu değil. Kapakları çok güzel. Moru da severim.
Şimdi ben şuradaki kitabı hazırladım ben. Aurora'nın Dönüşü'nü okudum yaz başında ve inanılmaz beğendim. Çok severek okuduğum bir bilim kurgu oldu ve yazarın diğer kitaplarına da bakmak istedim. O yüzden bu iki kitabı da aldım. Kadın olan yazarın yazdığı kitabı aldım. Erkek olanın yazdığı Nevernight zaten bende var. Ona da başladım ama onu bıraktım. Şimdi bunlardan devam etmek istiyorum. Hoşuma gitti kalemi. Umarım bunda da güzel şeyler buluruz. Aldığım diğer kitap ise Baharat Yolu. Bu da yine bir seri. Burada birinci kitap olduğu zaten belirtiliyor. Bu çölde geçen bir seriymiş ve kızın abisi kayboluyormuş. Sonrasında birileriyle anlaşma yapıyormuş. Anlaşma yaptığı kişinin ismi yanılmıyorsam Taha'ydı. Evet. Arka kapak yazısı çok uzun. Ve kitabı başlarken bilinmezlik içerisinde başlamak istiyorum. O yüzden çok üstün kere okudum. Kapağı çok dikkatimi çekti ve çölde olması hoşuma gitti. Yazın da böyle kitapların hoş bir şekilde okunacağını düşündüm. Ondan aldım. Kaderin Gümüş İpleri. Ben bunun kapağına vuruldum. Çok beğendim bunun kapağını görür görmez ve kader tanrıçalarıyla alakalı bir kitapmış. Ve buradaki kader tanrıçası sanırsam dedektif tarzı bir şey. Ve dikkatimi çekti. Kısa olması da hoşuma gitti. 359 sayfa diye gözüküyor. Şurada ayracı. İki çarpık taç. Bu Bir Karanlık Pencere'nin ikinci kitabı. Buradaki kızın zihninde bir canavar var ve o canavardan ne kadar yardım isterse canavar onun benliğini o kadar ele geçiriyor. Ve birinci kitabın sonu o kadar güzel bir yerde bitti ki ikinciyi çok merak etmiştim ve alıp okumak istedim. Bu da kısa ve yazarın dili basit ve sizi kitabın içerisine çekiyor. Gotik tarzı bir kitap. 422 sayfa bu ikinci kitabı. Almak istiyorsanız ben öneririm. Ayracını da oldukça beğeniyorum. Sonrasında Kopuk Bağlar. Ben bu kitabın kapağına bayıldım. Harem teması varmış yanılmıyorsam. İlk gördüğümde çok ince geldi. Böyle baktım, Allah Allah dedim, bu kitap bu kadar kısa mıydı? Yani 286 sayfa. Bakayım daha teşekkür kısmı falan var mı bunun? Yok, spoiler yemeden de hızlı geçelim. Bu da 287'de bitiyor bu kitap. Bir çırpıda okunup biter. Ama bu seri bir kitap. Bu da yetişkin içerikli bir kitap. Teo'yu seçmek. Buradaysa uzaylı bir savaşçılar varmış ve seçilmeyen o savaşçıyı kız gidip seçiyormuş. İlgimi çekti. Böyle merak uyandırdı bende. O yüzden almak istedim. Bu da seri sanırsam. Aynen. Birinci kitap yazıyor. İnşallah çok uzatmaz. Bunu biraz bakayım. Sonrasında Mona'nın Gözleri. Ben bunu en son video çektiğimde zaten size göstermiştim. Hatta bir başlamıştım. Mundar ettiğim kitaplar diye bir video çekeceğim. Bunu da içerisinde koymayı düşünüyorum. Şimdi Mona'nın Gözleri'ni size yakından göstereyim. Ben bayıldım. Bayıldım. Ama niye okuyamadım? Reading Slab'dayım. O yüzden okuyamadım ve tür değişikliğine de gideceğim. Bir posta daha alışverişim var. Ona da ayrı video çekeceğim. Orada gösteririm. Ona geçici bir görme kaybı yaşıyor ve psikoloğa gitmesi gerekiyor bu durum hakkında. Ama dedesi Mona'nın zihninde daha iyi yer edinebilmesi açısından falan götürüyor. Şöyle çok güzel hazırlanmış. Bahsettiğim müzelerin resimleri falan da burada var. Yani buradan açıp bakabiliyorsunuz merak ettiğiniz yerlere. Buna en kısa zamanda geri dönmek istiyorum. Çünkü dedesi Mona'yı gezdirirken aynı zamanda onunla sohbet ediyor. Onun düşünmesine yönelik sorular soruyor. Ve bu hoş bir şey bence. Diğer aldığım kitapsa, sonuncu kitabı göstereyim artık. Kan Yemini. Bunu da ikinci el olarak aldım. Bu birinci kitabı. Barut Diyarı Üçlemesi diye geçiyor. Bakalım. Barut Büyücüsü Üçlemesi. Birinci kitap. İkincisi Kızıl Sefer. Üçüncüsü ise Güz Cumhuriyeti. Burada siyasi olaylar daha hakim. Ve krala darbe girişimi yapılmış. Aynı zamanda fantastik öğeleri de var diye biliyorum. Şimdi bunu da çok merak ediyorum. Ama hangisine öncelik vereceğimi de bilmiyorum. Bunun boyu diğer kitaplardan uzun. Hem de bayağı uzun. İtekin'in biliyorsunuz uzun kitaplarından. Hep yan yana getirince eşit tutmaya çalışıyorum ama bazen tutamıyorum. Böyle işte. Maraton mu çekerim? Yoksa ay sonu okuduklarımı da mı gösteririm ya da vloglara mı dahil ederim bilmiyorum. Ama bunları
Hepsini okumak istiyorum. Güzel kitaplar seçtim bence. Sizin de aldığınız veya sevdiğiniz kitaplar varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım bu sefer temelli bir dönüş yaparız. Buraya kadar izleyip sevdiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.